BOA Türkçe ekibi adına herkese merhaba. Ben Dilge Timoçin. 27 Nisan haftasını da geride bırakıyoruz. Türkiye hafta sonuna girmek üzere her cuma olduğu gibi bugün de son yayında dünyada olan biteni bir toparlayalım istedik. Elbette koronavirüsü salgını ile ilgili olacak bu da. Bu virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığıyla ortaya çıkan yeni bir belirti, bir uyarıyı da peşi sıra aktaracağım sizlere ama önce bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Az önce Başkan Donald Trump açıkladı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yayınlarımızda sık sık bahsettiğimiz Remdesivir adlı antiviralin koronavirüs hastalığının tedavisinde kullanılmasına izin verdi. Dün izleyenler tabii hatırlayacaktır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bu kurumun başındaki isim Stephen Hahn son günlerde umut vaat ettiği yönünde tabii açıklamalarla, haberlerle gündeme gelen bu ilacın Remdesivir'in bununla ilgili ışık hızında değerlendirilmesi için çalıştıklarını söylemişti. Dünden bugüne de onaylanmış görünüyor bu ilaç. Remdesivir hali hazırda Ebola ve sıtma tedavisinde kullanılan bir antiviraldi. Amerika'da vaka sayısı 1 milyon 90 bin üstünde, 64 binden fazla da can kaybı var diyelim. Salgının başından bu yana tabii bu vaka sayılarını Johns Hopkins Üniversitesi'nin vaka haritasından alıyoruz biliyorsunuz. Üniversitenin paylaştığı verilere göre vaka sayısı dünyada 3 milyon 305 bini geçti. İyileşenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Can kaybı da 236 bine yaklaştı ancak virüsün tam olarak kaç kişiye bulaştığı, herkese test yapılmadığı için bilinmiyor. Salgının ilk çıkış noktası Çin'de artık tek tük diyebileceğimiz sayılardan bahsediyoruz genelde. Son 24 saatte 12 kişide virüs tespit edildi. Bir gün önce de yeni vaka sayısı 8 olmuştu. Hatta Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bir açıklama yapmıştı ve tespit edilen 12 vakadan 6'sının ülkeye yurt dışından gelenler olduğunu açıklamıştı. Resmi olarak toplam 82.874 vakaya ulaştı. Çin'de durum bu. Türkiye'nin etrafında neler oluyor? Rusya'ya bakalım. Hemen Rusya'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek vaka artışı görüldü. Son olarak 7.933 kişi de daha koronavirüsü tespit edildi. Ülke genelinde de vaka sayısı 115 bine yaklaşmış oldu. Can kaybı da 1.100 civarında. Rusya'da dün Başbakan Mishustin de koronavirüsüne yakalandığını açıklamıştı. Rusya'da salgın diğer ülkelere göre geç başlamış olsa da görünse de özellikle son 15 günde çok hızlı seyretti. Rusya Devlet Başkanı Putin de salgında henüz zirve noktasına ulaşılmadığını, önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Hemen İran'a da bakalım. 95 binden fazla vaka, 6 binden fazla can kaybı var. Türkiye tabii vaka sayısında İran'ı geçmişti. Bununla ilgili haberler vardı ama Türkiye'de can kaybı yarı yarıya daha az diyelim. Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli uyarılar vardı bugün. Ülkelerin yasakları ve sınırlamaları kaldırırken acele etmemeleri gerektiğini kaydetti örgüt ve salgının yeniden büyüme olasılığına karşı tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi. Önemli bir iddiaya da açıklık getirdi Dünya Sağlık Örgütü. Yanıt verdi desek daha doğru olabilir herhalde. Önceki yayınlarımızda belki görmüşsünüzdür. Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsünün salgınının ilk merkez üssü Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına dair bir söylemi vardı. Örgütün Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, bu virüsün gen dizilimini defalarca inceledik. Doğal kökenli olduğundan eminiz dedi bugün. Bu arada tabii örgütün genel direktörü Tedros da salgına karşı harekete geçmekte geç kaldıklarına yönelik suçlamaları bir kez daha reddetti diyelim. Şimdi gelelim koronavirüs hastalığının yeni bir semptomuna, belirtisine. Yaygın bilinen belirtileri tabii mevsimsel grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna benziyordu. Bunu biliyoruz. Ancak COVID-19 belirtileri arasına bir yenisi katılmışa benziyor. Ne bu belirti? Ayak parmaklarında soğuk yanığına benzeyen tuhaf kızarıklıklar ve lekeler diyebiliriz bunları. Amerika'da bazı dermatologlar yani cilt hekimleri bu yeni belirti konusunda uyarmaya başladı. Mesela Massachusetts Hastanesi Küresel Sağlık ve Dermatoloji Direktörü
Kendisi aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi. Yardımcı doçent doktor Esther Freeman virüslerin deride kızarıklık yapabileceğini söylüyor. Dr. Freeman normalde bu ıslak çoraplarla soğukta kalmış birinde görülecek bu soğuk ısırması gibi deri reaksiyonlarının evlerinde karantinadaki insanlarda görülmeye başlandığını kaydediyor. Amerikan CBS televizyonunda konuştu bu doktor ve bu şaşkınlığını son iki haftada tüm kariyerim boyunca görmediğim kadar ayak parmağı muayene ettim sözleriyle de vurguladı. Böyle ciddi bir semptom. Ayak parmakları, COVID ayak parmakları adı veriliyor semptoma. Hem yetişkin hem de çocuklarda görüldüğünü söylüyor bu doktor ve kimi zaman diğer virüs belirtileriyle birlikte kimi zaman da sadece ayak parmaklarında işte bu soğuk yanığına benzer kızarıklık şeklinde tek başına görüldüğünü söyledi. Ancak uzman isim ayak parmaklarındaki bu olağan dışı durumdan başka hayati bir semptom göstermeyenlerin panik yapmaması uyarısında da bulunuyor diyelim. Şimdi Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin Nisan ayında yayınladığı bir raporda işte İspanya'da, Belçika'da, İtalya'da koronavirüsüne yakalanan hastaların ayak parmaklarında görülen işte ağrılı lezyonlarda dikkat çekilmişti. Ancak vakaların bu semptomlar dışında genel olarak sağlıklı olması ve testlere erişimi tabii sınırlı olması nedeniyle hastaların enfekte olup olmadığı bilinmiyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Amerika'daki bu hafta içinde koronavirüsü belirtilerine 6 yeni semptom daha eklemişti. Merkez daha önce yalnızca 3 semptomu COVID-19'un belirtisi olarak görüyordu. Ateş, öksürük ve nefes darlığıydı bu belirtiler. Ancak son dönemde artan hasta sayısıyla hastalığın belirtileri açısından yeni bulgular da elde edilmeye başlandı. Ne bunlar? 6 yeni semptom, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve tatla koku alma kaybıydı bu yeni semptomlar. Ayak parmaklarındaki bu durum henüz bu listede değil ancak cilt hekimleri bu durumunda dahil edilerek hastalara test yapılması için yeterli bir semptom olması gerektiğini savunuyor. Bakalım ilerleyen günlerde bu yeni tip koronavirüsüyle ilgili daha ne gibi bilinmeyenler gün yüzüne çıkacak, yeni bir şey duyuyoruz. Yeni belirtiler eklenecek mi? Biz de tıp dergilerinden, uluslararası tıp kuruluşlarından gelen açıklamaları, haberleri takip etmeyi sürdürüyor olacağız diyelim. Bu haftayı da böylelikle tamamlıyoruz ve 1 Mayıs'ı da geride bırakıyoruz. Artık biliyorsunuz ama yeniden söyleyelim. Amerikanınsesi.com internet adresimiz. Bizi Twitter'dan, YouTube, Instagram ve tabii Facebook'tan da bulabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Önlemlerinizi alın, sağlıkla kalın.